Evet efendim, implantları konuşacağız galiba. Diş hekimliğinde çığır açan tedavi, bütün özelliklerini konuşacağız. Sorularınız varsa implantlar hakkında 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz ya da e-mail yoluyla doktoraytu@tv360.com.tr. Konuğumuz diş hekimi Doktor Volkan Arıcı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Volkan Bey'in bir özelliği var. Volkan Bey diş hekiminin yanı sıra implantoloji, değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. İmplantoloji evet. Konusunda da doktorası var. Yani özellikle bu konunun uzmanı. Onun için telefonlarınızı edin, sorularınızı sorun. Ben de sizin yerinize soruları sormaya başlayacağım. Şimdi implantlar kaç yıllık bir teknoloji aşağı yukarı? Yaklaşık bir 50 yılı buluyor aslında implantlar. 50 yıl. Evet. Ama bizim evet. Hayatımıza son dönemlerde girdi. Yani son 10 yıldır çok yaygınlaştı tabii. Evet. Teknikler çok kolaylaştı. Dolayısıyla hastaların daha çok beklentisi bu yönde arttı. Ancak bir 50 yılı buluyor. 50 yıl önceki implantlar tabii ki şu anki implantlar gibi değildi. Çok daha zor bir cerrahi gerektiriyordu. Dolayısıyla çok sınırlı bir hasta grubuna yapabiliyorduk. Şimdi çok daha artık kolaylaştığı için çok bayağı bir yaygınlaşma durumunda. Ben şimdi şeyde bile takip ediyorum. Yani ben 7 senedir program yapıyorum. Son 4-5 senedir bile bir şeyler değişti. Yani Evet. Teknoloji çok hızlı değişiyor. Evet. Eskiden böyle implant konuşurduk ama şey gibi konuşurduk. Yani işte mide ameliyatı gibi konuşurduk Evet. implanttan. Büyük bir cerrahi gibi konuşurduk. Şimdi artık herkes diyor ki 3 dakika, 5 dakika, 3 dakika, 5 dakika Evet. böyle implant. Peki implantın temeli nedir? Yani implant dediğimiz o vida mıdır? İmplant dediğimiz diş midir? Hangisi nedir implant? Şimdi implantın zaten kelime anlamı ekmek oluyor. Yani vücuda bizim farklı bir madde koyduğumuzda bunun adı zaten implant oluyor. Diş için olanlarına diş implantları diyoruz. İmplantın kendisi aslında kemiğe yerleştirdiğimiz o titanyum vida oluyor. Üzerine başka parçalar geliyor ve üzerine yaptığımız protetik parça geliyor. Ama implant dediğimizde biz kemiğe yerleştirilen saf titanyumdan ya da titanyum alaşımlarından firmanın markasına göre üretilen yapıyı düşünmemiz lazım. Dolayısıyla implant bir vida aslında. Titanyumdan bir vida. Yani alt yapının ismi aslında Evet, implant. Yani kesinlikle. orada vida hazır duruyor. Siz üstüne ne koyarsanız onu koyun. Ne Aynen. istiyorsanız onu koyun. Aynen, aynen. Birkaç tipi var zaten. Protez tipleri de hareketli ve sabit olmak üzere iki ayrılı. Üzerine koyabileceğimiz farklı parçalarla bunları çeşitleyebiliyoruz. Hastanın beklentisine ve ihtiyacına göre farklı parçaları var. Dolayısıyla tabii bu parçalar da zamanla artan ve beklentinin tümünü karşılayacak şekilde dizayn edilmek durumunda. Dolayısıyla artık çoğu hastanın beklentisine bu şekilde karşılık Evet, şimdi verebiliyoruz. bakın bir animasyonumuz var ekranda. Evet. Orada diş eti açılıyor galiba. Evet, evet. Böyle mi yapılıyor? İmplant nasıl yapılıyor? İmplant çok küçük bir diş eti kesisi yapıyoruz. Bazı durumlarda büyük yapmamız da gerekebiliyor kemiğin durumuna göre. Küçük bir diş eti kesisi yaparak o kemiği açığa çıkartıyoruz ki kemiği görmemiz lazım. Kemiği gördükten Şu sonra, gördüğümüz kemik evet herhalde. kesinlikle, kemiği gördükten sonra bizim dirilleme dediğimiz çeşitli frezler yardımıyla, matkap yani bildiğimiz. yani çok daha minyatürü öyle Evet. söyleyeyim, kemiğe bir yuva açılıyor implantın. Boyu ve çapı kadar bir yuva açılıyor. Bu boy ve çaplar çeşitlilik gösterebiliyor kemiğe göre. Ve uygun ve boy ve çapta implantımızı yerleştiriyoruz. Bu işlem burada tabi uzun uzun gösteriliyor ama bir implant için yaklaşık 5 dakika sürüyor. 5 dakika sürüyor. Evet. Burada da zaten çok daha uzun değil. Evet. Ama bayağı kemiğin içine siz Evet. yuva açıyorsunuz yani. Evet. Evet. Peki mesela buradan düşmüş olan dişin yuvası, çünkü dişler o kadar yan yana ki her birinin Evet. bir yuvası var. Evet. O yuva kapanmış mı oluyor ki siz bu kemiğe bunu açabiliyorsunuz? Şimdi yani implantı bazen dişi çekip hemen yerine yerleştirebiliyoruz ya da dişi çekip bir iki ay en azından bekleyip ondan sonra yerleştirebiliyoruz. Artık çoğu vakamızda hemen yerleştirme şansımız oluyor. Çeşitli lazer teknolojileriyle çekim yerini çok güzel yıkayabilme şansımız oluyor. Dolayısıyla o yuvaya uygun oluyor evet implant. Aynı anda da yapılabilir. Yani Dediğim gibi çıkan dişin yerine koyuyorsunuz yerine o. koyuyoruz artık. Çoğu vakamızda bunu tercih ediyoruz. Dolayısıyla hastamızın zaman kaybetme riskini azaltmış oluyoruz. Aynı anda da yapılabiliyor ve bir süre beklenerek de yapılabiliyor implantlar. Hemen burada şunu ben yakaladım arada. Onu da gene sizlerden öğrendim. Siz dişlerdeki bakteri ve mikroplardan lazer teknolojisiyle kurtulma şansınız var artık galiba, Evet, değil mi? evet. Demin yıkarken lazerle Evet, çok iyi evet. temizle. Yani yuvayı, çünkü
Şimdi çıkan dişin yerine bir dış parça koyacaksak içinde hiç mikrop bulunmaması kesinlikle, lazım. Kesinlikle. Yoksa oradaki küçücük bir mikrop ileride büyük bir iltihaba yol açabilir. Kesinlikle. Siz burayı nasıl temizliyorsunuz şimdi? Şimdi tabii diş çekilmesi için dişte bir problem olması gerekiyor. Dişteki problemler de genelde bakterilerin sebep olduğu problemler oluyor. Dolayısıyla o yuvanın çok güzel bir temizlenmesi lazım. İyi bir sterilizasyondan geçirilmesi lazım. Bizim erbium yak lazerler dediğimiz özel bir lazerlerimiz var. Sert dokuya hitap eden lazerler bunlar. Onlarla biz diş soketini çok güzel bir şekilde temizliyoruz. Yani duvarları bir miktar aşındırmış oluyoruz böylelikle. O enfekte olan duvarı aşındırmış oluyoruz ve burada kanama kapasitesini arttırarak oradaki iyileşmeyi hızlandırıyoruz. Yani biz burada çok güvenli bir şekilde çalışmamız gerekiyor dişi çekip aynı anda yerleştirdiğimiz için. Ve implant başarı oranını bu çok büyük oranda arttırıyor bu yaptığımız işlem. Dolayısıyla hastamız sorunsuz bir şekilde implantını kullanabiliyor ve implantımız kemiğe kaynamış oluyor. Peki yani siz hiç oraya delik açmadan ama dişin kendi oyuğunu da yuvasını da kullanarak çeker çekmez yerine koyup yapabiliyorsunuz yani artık. Yine bir delik açıyoruz oraya. Yani dişle çünkü implant birebir aynı tabii çapta değil. Yani tam yuvasını uygun hale getiriyoruz ama dişin yuvasını kullanıyorsunuz. Dişin yuvasını da kullanıyoruz. Kullanabiliyorsunuz. Evet, çoğu vakamızda artık. Şimdi bu dişi yani implantı siz bir temel çivisi gibi düşünüyorum kesinlikle, ben onu. Kesinlikle. Sağlam bir toprağa koymanız lazım. Kesinlikle. Ve anladığım kadarıyla bunun için de iyi bir çene kemiği gerekiyor. Evet. Evet. Yani en önemli baktığımız unsur bir hasta implant hastası olabilmesi için en önemli baktığımız unsur çene kemiğinin kalitesi ve hacmi. Burada çeşitli görüntüleme tekniklerinden faydalanıyoruz. İşte tomografilerden faydalanıyoruz. Çeşitli röntgenlerden faydalanıyoruz. Bunlarla bir inceleme yaptığımızda bu çene kemiğinin hacmi eğer yeterliyse implantlarımızı yerleştiriyoruz. Eğer yetersizse belli bir seviyeye kadar bunu yeterli hale getirmek için bazı yöntemlerimiz de mevcut. Şimdi tabii şöyle düşünüyorum. İnsanın hani kaza itibar için veya işte bir çürük olduğunda dişini kaybedebilir gençken ama evet, genellikle dişler yaşlandıkça kaybolan şeyler. Kemikler de yaşlandıkça zayıflayan şeyler. Dolayısıyla evet, hani sıklıkla bununla karşılaştığınızı düşünüyorum. Evet, sıklıkla zor kemiklerle karşılaşıyoruz. Tabi bazılarına %2 ya da %3 oranında söyleyeyim şu ana kadar tecrübemden söyleyebilirim. %2, %3 oranında hiçbir şey yapamayabiliyoruz. Hiç implant uygulayamayabiliyoruz bazı hastalarımıza. Ama çoğu hastamıza artık oradaki kemiği kazanarak, tekrar kemik oluşturarak implant yapabilmemiz mümkün. Kemik tabii biraz nazlı bir doku. Biraz yavaş oluşan bir doku. Biraz zaman gerektiriyor bu tür tedavilerde. Ancak başarı şansımız da oldukça yükseliyor son yıllarda. Evet. Peki mesela bu şeyler tozlar ve dışarıdan alınan kemikler. Yani sağdan soldan kemik alıp da koyabiliyorsunuz. Hı hı, ya da evet, tozlarla büyütebiliyorsunuz. Evet. Neyi tercih ediyorsunuz genelde burada? Şimdi vakanın durumuna göre biz tercih ediyoruz. Eğer vakamız çok ileri düzeyde bir kemik erimesi varsa vakamızda biz kalçadan kemik alıyoruz genel anestezi eşliğinde. Ve kalçadan kemik alıp yeni bir neredeyse çene yapıyoruz. Tabii vakanın durumuna göre azalmakla birlikte en düşük vakalarda kemik tozları, sentetik kemik greftleri dediğimiz kemik tozları kullanıyoruz. Bazen ağzın başka bölgelerinden kemik alıp o bölgelere yerleştirerek kemiği augmente ediyoruz bilimsel adıyla. Yani kemiği orada oluşturuyoruz. Dolayısıyla bu vakanın durumu bizi yönlendiriyor tercihimizde. Evet. Peki bir de şimdi yine sizin bu sinüs yükseltme cerrahisi mi deniyor? Evet, ona. Evet. Yani çok üst çenede özellikle çok ince kemiklerde bile siz beyin tabanına doğru boşluğa girerek de evet, bu işi yapabiliyorsunuz. Evet. Yani adeta şey gibi temel çivisinin bir kısmı boşlukta duruyor ama yine de tutuyor. Evet, aslında boşlukta durmaması için biz bir işlem yapıyoruz orada. Şimdi sıklıkla rastladığımız bir şey özellikle çok uçuş yapan hastalarımızda, diş çektirip çok uzun süre beklemiş olan hastalarımızda üst çenede sinüs aşağıya doğru yani ağız tabanına ağza doğru sarkmış oluyor. Sinüs dediğimiz bir boşluk zaten. Dolayısıyla biz implantı boşluğa yerleştiremeyeceğimiz için sinüse yan pencereden ya da ağız içerisinden yaklaşıp onun yukarı doğru biraz kaldırıp oraya kemik tozu koyarak bir süre bekliyoruz. Ve orada kemik oluşumunu sağlıyoruz. Ondan sonra implantları yapabiliyoruz. Bazı durumlarda aynı anda da yapabiliyoruz ama onu da vaka bizi yönlendiriyor yine. Bu da bir çeşit tabii kemik oluşturma tekniği ama bu üst çenede bizim için bir şans olarak görüyorum bunu ben. Çünkü %99'lara, %98'lere varan bir başarı oranı var bu sinüs tekniğinin.
Dolayısıyla rahatlıkla bunu yapabiliyoruz ve sonrasında da implantları güzelce yerleştirebiliyoruz. Ben şuna inanıyorum. Herhalde birkaç sene sonra siz şöyle diyeceksiniz. Biz her çeneye implant yaparız. Yani hani çünkü başta bir yerden başlıyor. Böyle adım 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 gidiyor ve gerçekten çok ilerledi. Artık herkese yapılabiliyor. Peki şimdi birkaç yine implant kullanımı ile teknik soru sorayım. Sonra da operasyonuna geçeceğim. Şimdi bu şeyler var. Tamamıyla dişlerini kaybetmiş. Hani eskiden ne deniyor ona? Protez mi? Yani total protez. Total diyoruz. Protez damak yani diyoruz. Damak. Ha, halka, damak diyor halkasını. Damak diyor. Alt damak, üst damak. Evet. Böyle dişlerini çıkarıp koyabilen insanlar vardı. Evet. Şimdi bu tip kayıplarda implant işe yarıyor galiba. Kesinlikle. Zaten implantın asıl bulunma amacı, yani asıl diş hekimliği sektörüne giriş amacı bu. Yani bizim tamamıyla damağı bitirmemiz amacıyla giriliyor. Tabii her vakada %1, %2 demiştim. Her vakada uygulayamıyoruz bunu ama genellikle %95, %94 vakalarımızda bu damağı hastamıza kullandırmayabiliyoruz. Yani implantları yaparak hastaya sabit bir protez, yani hiç çıkmayan bildiğimiz köprü protezini hastamıza uygulayabiliyoruz implantlar sayesinde. Evet, yani böylece o ağızdan fırlama şeyleri de yok kesinlikle olmuş oluyor. Evet, ortadan peki kalkmış bir telefonumuz var, Almanya'dan tabii geliyor. Nazife Yapıcı bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın Aykut Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için efendim. Buyurun. Benim bir sorum olacak. Ben 8 yıldır protez kullanıyorum alt çeneden. Evet. Ama sol tarafta çok büyük kemik kaybım var. Neredeyse sıfırlanmış durumda. Ve ben sürekli sorun yaşıyorum. Baskı yapıyor. Sağlıklı çiğneyemiyorum. Benim ne kadar şansım var implant açısından. Hemen Volkan Bey'e soralım efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Ben teşekkür ederim. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Teşekkür ederim. Bin mukavele. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi tabii alt çenede biraz daha şanssızız üst çeneye göre. Tabii ki bir değerlendirmemiz, bir bazı tomografilerle olayı bir görmemiz lazım. Erime ne boyutta? Alt çenede çünkü bir sinir dokumuz var bizim. O sinir dokusuna eğer çok erime olmuşsa, çok yakınlaşmışsak ve çok yüzeye çıkmışsa bazen işte yapamadığımız vakalar o alt çene oluyor genelde. Üst çeneyi genelde toparlayabiliyoruz ama alt çenede o sinir dokusuna çok yaklaşmışsak bizim bazen hiçbir şey yapamadığımız olabiliyor. Evet. Tabii bir tomografi alınarak, bir röntgen alınarak bir o sinir dokusunun konumunu görmekte fayda var. Bu tür durumlarda tabii ağzın başka bölgesinden kemik alıp ya da kalçadan kemik alıp o bölgeyi kemik oluşturma yöntemine gidebiliyoruz. Bazen, yani yapamıyoruz dediğiniz o an yapamıyorsunuz ama başka bölgeden kemik alıp ekleyip o zaman yapma şansınız oluyor. Var ama bazen hiçbir şey de yapamayabiliyoruz. Yani bazen hiç implantı da uygulayamayabiliyoruz. Dediğim gibi %1, %2 hasta grubunda. Şimdi bir de şöyle de bir şey çıktı. Çok kısa implantlar da artık sektöre çok güvenli bir şekilde girdi. Bazı durumlarda kısa implantlar uygulayabiliyoruz. Kısa implant uygulayamıyorsak veya sistemik durum müsait değilse hastamızın başka bazı yöntemler uyguluyoruz. Yani dediğim gibi %98 oranında biz çoğu hastaya implant artık uygulayabiliyoruz. Bir şey söyleyeyim. Yani çok büyük ihtimal yapılabilir ama hemen biz söyleyelim Nazife Hanım. Mutlaka bir röntgen, yani bir görüntüleme yöntemiyle oradaki sinir ve kemik ilişkisinin bir görülmesi kesinlikle, lazım ki kesinlikle. Ona göre implant yapılıp yapılmayacağı ve çok büyük oranda gerekiyorsa kemik transplantasyonu da bu da yapılabiliyor. Kesinlikle. Şunu sorayım, bir de bu çıt çıtlılar varmış galiba. Evet, evet. Değil mi? Şimdi implant sayısını biz az tutarsak biraz daha ekonomik bazı vakalarda tabii hastalarımızın bütçesine bağlı olarak ekonomik çalışmamız gerekebiliyor. İmplant sayısını az tutarsak mesela alt çenede 2 tane, üst çenede 4 tane olmak üzere çıt çıtlı protez de bir seçenek hastamıza sunduğumuz. Çıt çıtlı protez aslında bildiğimiz bir damak. Sadece çıt diye oturuyor ağza, üstte de aynı şekilde çıt diye oturuyor. Hasta istediğinde onu çıkartabiliyor. İstediğinde ağızda normal bir şekilde duruyor, fırlama. Esnerken fırladı, konuşurken fırladı diye bir sorunumuz ortadan kalkmış oluyor. Ve 6 tane implantla siz bütün ağzı evet. Kapatmış oluyorsunuz. Evet, yani. Tabii bunun nedenlerinden biri de işte daha demin hastamızın bahsettiği gibi işte arkada çok kemiğimiz, kemik kaybımız olduysa ve bizim başka bir cerrahi yapma şansımız yoksa hastamızın sistemik durumu olabilir, hastamız çok yaşlı bir hastamız ve bunu kabul etmeyecek bir hastamız olabilir. Ya da kemiğimiz çok çok erimiştir ve arka bölgeye kesinlikle implant yapamayacak durumdayızdır. O zaman ön tarafa 2 tane implantla çıt çıtlı protezi hastamızın genelde beklentilerini karşılamış oluyoruz. Peki, şimdi iş artık çok kolaylaştı dedik ama evet. Siz yine de diş etine bir kesi yapıyoruz diyorsunuz. %90.
Ha, %10, %10'luk bir oranda kesi bile yapmamıza gerek kalmayabiliyor. Gerek kalmıyor. Güzel bir tomografik incelemeyle. Ağrı sızı herhalde olmuyordur diye düşünüyorum bu işlemde ve çok kısa sürüyor galiba. Yani yapılırken hiçbir ağrımız zaten olmuyor. Yapılırken yok, sonra mı var? Sonrasında çok çok minimal. Biz özel ilaçlar hastamıza kullandırıyoruz. Bu da zaten son yıllarda ortaya çıkan bir teknik. Özel ilaçlarla bazı iğnelerimiz var kullandırdığımız. Çoklu implantlarda az, mesela bir iki tane implant yaptırdığımızda iğne bile kullandırmamıza gerek kalmıyor. Zaten çok büyük bir ağrımız olmuyor. Mesela 6 tane implant yaptık bir hastamıza. Özel bazı iğneler veriyoruz. Şişlik önleyici ve ağrı kesici. Onların çok çok avantajı oluyor. Çok neredeyse hastada hiçbir ağrı olmadan bir haftayı geçiriyor. Hatta çoğu hasta, yani bu muymuş? Yani implantı bir görmek istiyorum. Siz gerçekten implant yerleştirdiniz mi bana diye gelen çok hastam oluyor. Üstüne geçici bir şey mi koyuyorsunuz sonradan kapatmak üzere? Tabii geçici bir, genelde diş etinin altında da bırakıyoruz biz implantları. Eğer her şey optimum düzeydeyse, mesela ön bölgede tek bir diş yapacağız. Çok estetik bir bölge. Oraya tabii dişi de çekeceğiz diyelim ki aynı seansta. Dişi çekip oraya hastayı dişsiz bir şekilde gönderemeyiz. Özellikle medya sektöründe bir hastamızsa. Bir sunucuysa dolayısıyla o çok... Mesela düşünsenize ben buradan sunuyorum evet. Bir dişim yok önde falan çok böyle. Çok yani size yaptığımızı düşünürsek öyle evet. Bir şey söz konusu olmaz. Dolayısıyla biz o şekilde dişi çekip implantı yerleştirip aynı anda da üzerine bir geçici yapma şansımız genellikle ön bölgede oluyor. Olamayacaksa da bunu zaten önceden bizim tespit edip görmemiz gerekiyor bazı tomografilerle. Onu da zaten size söylüyoruz. Biz bunu yapamayız. Takıp çıkartılan bir geçici anca yapabiliriz diyoruz. Peki son soru. Ne zaman gerçek kalıcı diş takılıyor? Bunun bekleme süresi 3 aydır. Yani biz 3 ay kemiği bir beklememiz gerekiyor. Bazı yazarlar 1,5 ay diyor. Bazı yazarlar 2 aya düşürdük diyor. Bizim bu konuda fakültede yaptığımız hayvan çalışmaları, çeşitli deneysel çalışmalarla aslında ideal olanın 3 ay olduğunu biz biliyoruz. Alt ve üst çene fark etmeden biz 3 ay kemiğin implantı kabul etmesini ve implantla kaynaşmasını beklememiz gerekiyor. Peki biz diş hekimi Doktor Volkan Arıcı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için efendim tekrar reklam arasına gidiyoruz.